sefalar getir. Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde biz de Payas'ta ne yapalım diye düşünürken bu külliyenin içerisinde Payas'ta çok uzun süreden beri oturan kadınlarımızı, analarımızı, büyüklerimizi, teyzelerimizi, ninelerimizi davet edip bir sohbet etmek istedik. Ve sizlerle özellikle belki Payas'ın genelini şöyle taramış olsak birçok büyüğümüz var. Ama herkesi buraya getirme şansımız yok. Sebebi de sağlık sebebiyle herkesi buraya getirme şansımız olmadığı için özellikle sizlere haber gönderdik. Çıktınız geldiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. O yüzden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Burada ne yapacağız? Burada biraz sonra işte Tuğba'nın hazırladığı sorularla arkadaşlarımız Şekil Vakfı'ndan geldiler. İstanbul'da her ay geliyorlar. Sağ olsunlar külliyemize sahip çıkıyorlar. Külliyemizde ne yapacağız? Yarınlarda ne halde olması gerekiyor? Sizin için burayı hazırlayacaklar. Daha iyi faaliyetler gerçekleştirelim. Buraya gelin, çayınızı, kahvenizi yudumlarken sohbetler gerçekleştirin. Geçmişe doğru gidin. Çoğunuz ilkokul talebesiyken geldiler. Burada oyun oynadınız, piknik yaptınız. Yine o günleri yad edelim. Ama sizler sahip çıktığınız nokta olacak. Siz sahip çıkıyorsunuz. Bu manada da teşekkür ediyorum. Bu sohbetlerimiz sürekli olacak. Sizleri davet edeceğiz. Gerekirse biz geleceğiz evlerinize. Arkadaşlarımız gelecekler, sizinle sohbet edecekler. Sizlerden aldıkları bilgileri böyle kayıt altına almak suretiyle eskiyi tekrar nasıl canlandırırız, nasıl ihya ederiz, bugüne nasıl adapte ederiz, bu gayret içerisindeyiz. O yüzden sizlerin anlatacağı bizim için çok önemli. Şurada, şurada kalsın demeyin. Aklınızda bulunan her şeyi konuşun. Zaten burası sohbet. Sohbet etmek için çağırdılar. Burada yabancı kimse de yok zaten. Bizim konuşmamızı farklı noktalara çekecek insanlar da yok. Ne bildiysek konuşuyoruz. Tuğba'yı konuşuyoruz, Gökleri Tuğba'yı. Kül köprüsünü konuşuyoruz. Konuşuruz. Eski Ramazanlarda ne yapardınız? Bunu konuşuruz. Kubbede de niye yatardık? Ben çok iyi hatırlıyorum kubbede de ya. Eğer gece çocuk uyumazsa, ağlarsa, korkarsa ne yaparlardı? Oraya götürürlerdi. Kubbede de yukarıda Karabeyik Dede var, Asar Dede var. Buraları ziyaret ederlerdi. Orada bir de kurban kesmek suretiyle o türbenin içerisinde uyuturlardı. Uyuyup uyandıktan sonra kesilen kurbanla pişirilen pilav ikram edilir. Ondan sonra hiçbir problem kalmazdı. Ben bunu yaşayanlardan gece uyuyamazdım. Alır getirirlerdi bizi. Bunları sizler de yaşamışsınızdır. Siz yaşamışsınızdır, çocuklarınıza yaşatmışsınızdır, torunlarınıza yaşatmışsınızdır. Belki aranızdaki yaşı müsait olanlar torunlarının çocuklarına yaşatmıştır aynı şeyi. Ve hala aynı şekilde de yaşayıp devam edelim. Eski örf, adet, geleneklerimizi hep birlikte yaşatalım. Bunu söylerken biz belediye olarak, yerel yönetim olarak buna sahip çıkıyoruz. Çekil Vakfı yine aynı kültürü yaşatalım. Sosyal yaşantıyı bugün de insanlarımızda alışkanlık haline getirelim diye gayret sarf ediyor, emek harcıyorlar ama asıl sahip çıkacak olan sizlersiniz. Eğer sizler o kültürü yaşayabilmek amaçlı, az önce söylediğim hatıralarımızı tekrardan canlandırır, bunun yanında da sahip çıkarsanız inşallah istediğiniz sonuca o manada ulaşırız. Evet, hadi bakalım Tuğba Hanım. Ben Payas kent yaşantısından biraz bahsedelim isterseniz. Kent çarşısı nasıldı? Çarşıda neler satılırdı? Siz neler alırdınız? Ne kullanırdınız? Ya da mesela fasulyeyi satardık diyorsunuz. Siz çarşıda ne satardınız? Ben anlatayım mı? Hasan Sümer amcayı anlatayım. İzin verirseniz. Hasan Sümer amcayı rahmetle bilmeyeniniz yoktur. Buyur. Değerli gayrim. Değil mi? Değerli gayrim. Ya. Mekanı cennet olsun. Amin. Biraz sonra da hepsinin ruhuna bir de Fatiha okuruz inşallah. Dün öğrendim bunu. Hemen o iş yerlerinin bulunduğu kısma girdiğimizde Hasan amca orada ekmek arası helvayla ayran satarmış. O tarihlerde. Bir gün beyaz atlı bir tanesi geliyor. Hasan amcadan çeyrek ekmek arasına helvayı koydurtuyor. Bir bardak da ayran. Helvayı, ekmeği yiyor. Ayranı içtikten sonra
ücretini ödemek üzere kuşağından şuraya kuşak varmış, kuşağının içerisine kese koymuş o atla gelen kişi. Keseyi çıkartıyor, Hasan amcaya soruyor kaç lira diyor ve ne kadarsa çıkartıyor kesesinin içerisinden parayı veriyor, atına biniyor gidiyor. Külliyeden çıkarken Hasan amca bir bakıyor ki keseyi de masanın üzerine bırakmış. Hasan amca alıyor, peşinden koşarak gidiyor. Bugün İlhan Bayargil'in evini orada yakalıyor. Diyor ki, beyim keseni de benim dükkanda unutmuşsun. Al bunu. Onu verdikten sonra tekrar geliyor. O arada tam Hasan amcanın dükkanının karşısında bir kahvehane var. Nargile burada diyorlar. Orada da oturan Payas hapishanesinin müdürüymüş. Hasan amcanın dürüstlüğünü görünce diyor ki bundan sonra bu hapishanenin bütün ihtiyaçlarını sen karşılayacaksın. Yiyecek, içecek, giyecek, kumaş, her türlü ihtiyacını sen karşılayacaksın diyor. Orada gösterdiği o dürüst esnaflık neticesinde hapishanenin bütün iaşesini karşılama görevi veriliyor Hasan amcaya. Hasan amca diyor ki ya benim şurada 3 kuruşluk sermayem var. Ben nasıl kocaman hapishanenin ihtiyaçlarını karşılarım? O kadar büyük bir tüccar değilim. Sen hiç merak etme, ben sana destek olurum diyor hapishane müdürü. Ve Hasan amca o gün küçücük bir esnaflıktan büyükçe bir esnaf haline geliyor. Devletin ihtiyaçlarını karşılar noktaya. Ve dolayısıyla külliyede başlayan küçük bir esnaflık daha sonra rahmetli Hasan amcamız ta Rusya'ya gemilerle bu bölgeden limon, portakal gibi narenciyeleri ihraç etmeye başlıyor. Ekmek arası helva satarken bir anda o dürüstlüğü gösterdiği basiretli davranışı neticesinde ihracat yapan kocaman bir esnaf haline geliyor. Bunun gibi bir sürü sizde de hikayeler var. Terzi Necem amcayı anlattınız, Ali amcayı anlattınız, Berber'i anlattınız az önce. Vardır değil mi sizde de böyle hikayeler? Eski fotoğraflara baktığımda ben külliyenin yanında da bir çarşı olduğunu görüyorum. Hemen bitişiğinden. Orada daha aktifti sanki külliyeye göre o zaman. O dönemde. Meral abi, başınızı sağlıyorsunuz. Ben burada doğduğum için, burada büyüdüğüm için bilmiyorum mahallemi. Bu arada bayağı bir dükkanlarımız vardı. Gencimiz vardı. Ne tarz dükkanlar genelde? Daha üzerineydi. Ama kalede bir ara şey oldu. Böyle hani tatlıcanı vardı o zaman, bir ilim vardı. Onun ürünlerini satarlardı kalenin içerisinde. Daha sonra kayboldu. Tamamen kapandı kale. Ve artık hocam başka bir şey vardı. Kulakmışımız vardı hatırlarsanız. Kalede, Birimseli'ye. Çocuklarımız buradan mezun oluyorlardı, hoca oluyorlardı. Sonra tamamen bir kapandı. Bayağı bir köyleşti burası. Daha sonra başkanımızın sayesinde tekrar düzene bindi. Biz buraları bilmiyorduk. Ben çocukluğumda dahi hiç bilmiyordum. Buralar nasıl nedir hiç bilmiyordum. Ama şimdi sayesinde... Hiç hamama geldiniz mi? Geldim başkanım. Ama hiç... Yok yok, o tarihlerde. 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda hamam kültürü var mıydı? O zaman çalıştırıyorlardı. Evet, o zaman vardı başkanım. Ne yaparlardı hamamda? Söylemiş kadın aldı ya. Annem söylesin başkanım. Tamam, tabii sadece hamamda banyo yapmak için gelmez. Yanlış, yiyeceklerle gelinirdi. Sabah geldim akşam gidilirdi. Sabah geldim akşam gidilen bir hamam kültüründe ne yapardınız? Sohbetler yapardınız. Ne yapardınız? Peki ben çıkıp gitti ondan sonra. Tamam. Tamam. Düğün. Bir hafta 10 gün düğünümüz geldi. Yani evet. Kendi düğünlerinizi bile anlatsanız bizim için değerli. Şimdi ben o zaman düğünümü anlatayım. 83 yılına geliyorum o zaman. Ben Sabiha Çolak, Çolakların geliniyim. 83 yılında burada ben Kayseri'den buraya gelin geldim. Bir hafta orada düğün oldu, bir hafta burada düğün oldu. Ben buraya gelin geldiğimde davullar, zurnalar, 6-7 tane davul, bahçede düğünler, ayağıma koyunlar kesildi ama ben bilmediğim için şaşırdım tabii. Bizim adette öyle bir şeyler yok. Artık bahçeye kurulmuş masalar, yani her türlü yiyecek aklınıza ne gelirse. 3 gün mesela
Cuma'dan başladık, pazara kadar düğün oldu. Kınamız oldu. Ondan sonra artı salonda düğünümüz oldu. Gündüz oluyordu o zaman düğün. Hatta benim garibime gitti. Biz dedik gündüz düğün olmaz. Burada gündüz düğünümüz oldu. Ertesi sabah kalktık. Hadi gelin hemen kuaföre gidecek. Yine gelinlik giyecek. Ben gülerim arkadaşlara. Dörtse ben gelinlik giydim derim. İki kere Kayseri'de, iki kere burada. Neymiş? Baş olacakmış. Sonra kalktık artık. Yine ben kuaföre gittim. Üstlendim. Bütün akrabalar toplandı. Baş olayı var. Altıma bir poz verdiler, şöyle dedim, bu niye durumuzdu, gelin usta olacakmış. O pozumuzda beni oturttular. Neyse, bütün akrabalar yine toplandı. Gelin, ben oturdum tabii, çaldılar, şunlar, tekrar paralar atıldı, paralar toplandı, bu niye dedim. Bu da geline başlık parası, baş için para toplanırmış. Teyzem de hatta eşimin teyzesi. Ben tabii şaşırıyorum. Çok güzel, nasıl oyunlar, şeyler. Bütün limonatalar dağıldı, büyükler bütün geldi. Sonra ertesi gün sabah yine bir dışarı çıktım, balkonda teyzeler, dayılar, amcalar falan. Adet öyleymiş. Yeni geline hoş geldin denirmiş neyse. O şekilde bir düğünümüz oldu. Ve annem rahmetli kayınvalidem hep eskileri anlatırdı. Kayasın, bu hamamlarını falan. Kızım hamama gidilirdi ama hamama kıza bakmaya gidilirdi. Güzel kız varmış işte, şudur budur, hamam olayları öyle olurmuş. Bayram oldu. Bayramda çok güzel annem koca koca kazanlarda ekşili çorba pişirirdi. Anne bu niye dedim. Kızım bizim adetimiz dedi. Her gelen misafire biz ekşili çorbayı ikram ederdik. Görümcelerim de bekardı o zaman. Ve tolgalar pişerdi. Şey, köfteli tolga derler. Tolga şey köfte atarlardı. Onlar ikram olurdu. Sarmalar sarılır. Bütün misafire gelen misafirlere bunlar ikram olurdu. Bayramlarda da. Yani o şekilde 83-84 yılında da böyle, ama çarşı değildi o zaman. Benim kayınpederim bizi hiçbir zaman çarşıya çıkarmazdı. Ha, öyle bayanlar çarşıda falan gezmezdi. Arabayla gideriz, arabayla geliriz. Öyle bir yerdi yani. Ama şimdi Fatma teyzem dediği gibi sağ olsun başkanımızın sayesinde bambaşka bir payas oldu. Yani bu şekilde bizim de böyle bir evlenmemiz oldu. Peki teyzeciğim, sizin düğününüz nasıl, hatırlıyor musunuz? Bizim düğünümüzde aynı bunlarki gibi oldu. Anne masada başına, gelin ona yerler, bir ağacın başına sallar. Evet.
Tamam, eski adetlerimiz güzeldi. Evet. Meyveli ağaca bağlarsan bayrağından çocuğum olur derlerdi. Eskiden evet. Çok çocuğu severdi. Nerede bir meyve ağaç? Buna dükkanlar bağlarlardı. Tekbir getirerekler, selavat getirerek o bayrağı bağlar. Babamın başında şu anını, onu düşürürler. Yarış ederler, hangisi düşürür? Ondan sonra yemekler yedir, herkes misafirlerimiz kaldı. Bayrak biter. Gecede gece binasına gidilir, kız evine mi gidilir, bir yerin tutulur falan. Buraya toplanılır. Gelin günü de salondan sonra gelin alıp gelinler. Eskiden evden gidilirdi. Biz de evden çıktık. Benim çocuklarım da evden çıktık. Gınasını biz dışarıda yaptık. İşte gelin gelir. Saygılı, sevgili, güzel güzel gelinler gelir. Şimdikiler de çok güzel de hiç saygı, sevgi, hürmet, hizmet kalmadı. Bir de onları getir. Düğünde hani kolonya dağıtırlar ya sonra da kırarlar. O niye? Ha, o gelin gelin. O da şöyle. Şimdi bazı yerde gelinin eline testi verirler. Su doldururlar. Bazı memlekette. Onu o gelin kırabilirse sözü orada geçermiş. Gelin onu kıracak. Kıramazsa kötü. Kıran da gelini alıp içeriye geçer. Çıkınca da bir kolonya şişesi elinde. Onu misafirlere dağıtır, dağıtır, bir taşa vurur, kırar. Onu da kıramazsa kötü bir şey. Vay! Bu adamlar olan. Bu da yolayı. Bereketli olsun. Yine duyulmuyor. Ha, biliriz anlatmayın. Adamlar. Annem dediği gibi eskiden düğe gelindikten sonra falan ayağını böyle halkın üstüne sarkarım da sonra da yere vurur, kırar. Evet, bir de o şeyi de anlatır mısın? Buğdayı neden buğday atarlar? Araba gelince, gelinilmeden onun içine buğdayın içine şeker bulurlar, para bulurlar. İşte gelin çocuğu olsun, gelin olsun diye arabanın üstüne atarlar onu. Araba sadece onun arabamı çizdin deyip bağırır, araba gelin. Çocukların başında birbirine düşerler, kapışırlar onu yerden. Ben gelin geldiğimde benim elime bir kağıdı, bir bal ve de yumurta pişirmişti. Dediler bunu kapıya yapıştıracaksın, yapıştırmazsan kötü. Dedi bunun sebebi nedir? Şey, bal ağzı tatlı olsun diye, yumurta da bebekleri çok olsun diyeymiş. Allah'ım. Evet, ağzı tatlı olsun diye. Ben de bir şey yedim diye. Kağıdıktan sonra gelinle damlada yumurta alırlar, yoğurduna onu yedirir. İşte gönlü olsun. Efendim, kızınız var. Çeyizini nasıl kızıyordunuz? Daha doğduğu günden mi başlıyordunuz? Neler alınırdı, neler koyulurdu? Cüneyt'e nasıl yapabilirsen. Üç yoğun doğan o zamandan başlar. Bazısı. Bazısında imkanı çok olur. Hemen gidecek zaman hemen alıverir, yaptırıverir, düzüverir, verir. Yani o ülkede durumuna bakar. Kız çeyizine neler koyulurdu? Yani horoziye mi kızam? Eskileri diyorsun değil mi? Evet. Eskilerin cezi, kızların cezinde ne olacak? Eskiden kanepçe güzel kanepçe işlenirdi. Kadına kahınlar olurdu, kaynanaya olurdu, ertesine olurdu. Ne bileyim yapmak kafalarına. Hep poğaça yaparlardı. Eskiden yazma yoktu, tülbent vardı. Tülbent konulardı içine. Ne bileyim havlu konu. Herkes içine yettiği şekilde kordu yani. Kızın cezleri eskiden şimdiki gibi fazla bir canım canım böyle bir dorum dorum ceviz olmazdı. Evet. Dantelmiş bilmem onlar onun için bir dantel takaktı şükür. Hiç işleyen de yok benim de yok. Ne sen ben torunlara işlerim, mutfaktan da işlerim, şey yaptım. Hiç götürmem de yok ya. Alma istiyor çocuklar. Şimdiki gençler dantelim, mutfaktan, kalem çeklerine hiçbir şey diyor. Öyle duruyor. Kalemçe mi dediniz? Kalemçe. Kalemçe. Kalemçe işlerim de eskiden böyle. Cezim üstüne dikilir, güzel, dikiller güzel, yanlış işlenir onda böyle. Çok güzel olur. Kasnağı falan var orada. Hayır, kasnağı yeri ayrı. Kasnağı falan çiliğinesi işlenir. Yurda gidenler de herkes bilmez. Kasnağı gelerdir, onun üstüne çili payla iş işlerdir. O kadar güzel olur değil mi? O da takımları. Kalemçe işlenir. İyi değil, ne işlenir de. Şöyle. Siz hiç konuşmadınız. Hangisini? Siz hiç
anlat bakalım. Nazlı Seyze anlat bakalım. Bir daha anlat. Şu kalemçeye işlenen kaskattaki işlerinizle onları anlat bakalım. Ne yapardınız? Neler yapardınız? Bayramlarda bayram çöreği ben de onu yapardım. İşte onu nasıl oluyor?
yaparsınız. Genelere ikram edersiniz. Çörekten koyarsınız. Fatma teyze, bayram çöreğine. Bayram çöreğine. Bayram çöreğine. Büyük ilanlarımız olur. Hangi ev bir yani köy sonu bulurlardı eskiden. Şimdi şu kadar çıkartırlar. Bizim zamanımızdan da. Büyük ilana un olur. Güzel beyaz un. Onun içine akıt yapılır. Yağ kurutulur, konulur. Tereyağı. Taze yağ, zeytin, ne yağ koyarsan. Ondan sonra onun içine kabartman uzatılır. Yoğurt konur, süt konur. Hangini koyarsan, yağını koyucun, yağ olur. Onu güzel yoğurur, üstüne azıcık bastırır. Bu hafif maye ile. Ondan sonra da şöyle yastılan künce olur, beyaz künce. O beyaz künceyi altına, zatına belen, tepsilere dizen, fırına sürer. O çıkar bile, lanlara dolar, komşulara dağılır. Şimdi darban da olmaz. Yok, evvelde dondurduk da, dondurduk da, herkese. Çörek yapmayana daha çok söylerim. Ya böyle yukarılarız. Çorak çöreği yapanlara da az. İki tane, üç tane. Onu da hem dağıtır, hem yiyin, hem de misafirlere ikram eder. Ya çayla, kahveyle, sütlü kahveyle. Onunla da bayram günü ikram eder. Çöreğimiz yapılmaz yani. O yapılan çörek mayalı olur. O zaman mangalın üzerine koyarız. Hatırlar ben hatırlıyorum çocukluğumda. Keserler dilim dilim verirler. Böyle çörek. Şimdi ben yere öyle yapayım. Şekerim de ben böyle bir şey yazacağım. Böyle bir mayalı. Mayalı komşularla birlikte yaptığınız bir yemek, bir akbiyata var mıydı? Komşularla yaptığımız bu ekmek yapar. Komşuları çağırır, saç kurulur, 4 lira, 3 lira, 5 lira tahta kurulur. Yük ekmek yapılır, şöyle her komşuyu 2-3 kişi yapar ama da birer sene ekmek, onu bir ay iken yiyip. Ondan sonra mesela komşularla anlaşırsan bir yemek yapar, paylaşır. Orantahadan yiyip kalanını dağıtır. İşte böyle yedim. Mar ekşisini nasıl yapıyordunuz? Mar ekşisini de çeken marayla yere, sepetlerine bir yere yığan. Komşuları çığırır, çırpılır bu. Çırpıldıktan sonra da eziliyor. Ayağında ezel erkekler de ezel eder. Ondan sonra süzülür, ocağa peşlere konur, kaynaya azalır, eşki halini alır. Ondan sonra şişelere koyar, verecek komşun varsa verir, evladına verir, kalanını da evine koyar. Ben hep şeyi merak ediyorum, o içinde çekirdek gibi böyle sanki bir şey var ya, onu nasıl yapıyorsun? O çekirdeği uzun, şimdi torbalara koyar. Torbası olur onun, köle gibi. Ona koyar, ağzını kıvradın, biri çıkar üstüne, cizmeler olur, diğerler erkekler. Onu defeleler, suyu da böyle meyil gibi yer hazırlar. Ne? Şöyle. Olup gibi şöyle. Betona yapıyoruz. Bir de dolu oluyor şurada. Evet. Defeleyince ilanlara koyar, akar o kırmızı su. Hatta o suyundan da şişelere koyan dolaba koyar. Lazım olduğu zaman haşlama turşuya çok güzel olur. Kırmızı. Ben daha buzlukta var bir şişe. Nar kahveleri ikiye kırılır önce bir şeyle. Ondan sonra elde avucun içinde çırpılır, çırpıkla olur. Onun dökülmesi de tabii zaten. Tabii şöyle tutup, tek tek öyle vurulunca hepsi dökülür zaten taneler. Turun ekşisi çok yapılmıyor ama herhalde. Yapılmıyor. Turun şu da çorbalarda kullanılıyor. O da güzel, faydalı da. Onu yine sıkılıyor. Onu da sıkılıyor. Soy, kabuğu tamamen soyulup sıkılıyor, elde sıkılıyor. Onlar ekşisinden kolay ama. Evet. Nar ekşisini tek tek yapıyorsun ve eziyorsun. Aynı üzüm pekmezi yapar gibi. Peki daha yöresel böyle işte pestildir, pekmezdir ya da bu tarz şeyler yapıyor. Belben yaparlar İncir'de. Belben, tonu belben yapanlar anlatsın şimdi. İşte onu izlerimiz. Teyze belbeni bilin anlatsana belben. Sen de az mı yedin belben? İncir'i topla. Anlat orayı anlat. İnciri topla, tefta koya, onu güzel ezer. Buralar bilir onu. Sen de biraz un çalın, onu küre vururdum. Karıştırır. Çiğ öre. Çiğ üstüne bezin koyduk, bezin üstüne belbeni. Onu döker böyle düz verdik. Derdimi şey verip, onu soyardık, bezi çıkardık. Ama bekmez kaldırdık.
üstüne götürelim. Ondan sonra... Dinleyelim bir dakika. Ben beni anlatacağım. Yani bir şey anlatsın. Bizim buranın saç gömbesi var, kaburga dolması var, kuru dolması var. Neler var bizim burada da bir tavuk yana meşgul çorba. Onları misafire pek hizmet etmek biz. Yani mesela işli köfte yaparız, kömbe yaparız, kaburga doldururuz, tavuk doldururuz. Yani bilir işte, bilir sen değil mi? Börek çorbası yaparız. Her şeyler var da biz görüyoruz. Unuttuk, unuttuk. Şimdiki yoktur onlar. Siz anlatın ki hatırlayalım biz. Neyse buraya bakalım. Şimdi beyefendi duymaz. Anlattım işte. Her yemeğimiz var işte. Düğünde köfteli çorba yaparız, pilav yaparız, et doldurur yine. Salata yapılır, çorba yapılır, her şey yapılır düğünde. İkramlarımız güzel yani. İncir leşeri, üzüm leşeri, her şey yapardık. Kaç günler pekmez kaynadırdık üzümde. Şeyimiz şu oldu yani, ikramlarımız çok güzel. Yerlerini görüyorum şimdi incir toplarlar. Teyzemiz çok az konuştu, o anlatsın size. Hadi konuştum ya oğlum. Olsun, hocam sen anlatsın. Ben dedim biraz ağaç olur. İncir ağacım. Ona çıkarım, toplarım tepesine. Keşke geliştirip onu ezerim. Bir de un katarım. Onun altını arkadaşlar bir de külahla böyle karıştırır. Onu size çabuk serelim, onu böyle bir kavur edelim. Hacken götürür koyar. Sabah olduğunda onu metre bırakır. Dilerim, yine çilerim. Kaynada kurur, kamıştan yapılır. Bunun için de alıp içeri koyar onu. Sakız bir şey kim olur benden de. Şimdi incir ağacı kalmadı. Evvelden yapardı böyle. Bahçalar dolu incir ağacı olur. Biraz önce sormuştum da, ne kadar da hakikaten her yıl bahçesinde incir ağacı var mı? Tabii. Evet. Çok güzel bir araştırma. Muzova kalıyor da, evet. Önce haber ettim, sana şu anda. Orta abi, neyi çok güzel. Peki, tabii biraz da şeyi konuşalım. Böyle eskiden aklınızda kalan payasın eskiden. Yani öyle bir olay olmuştur ki aklınızda kalmıştır. Anlatılacak. Ne bileyim işte ya, olmuştur. Bilmem kim gelmiştir de işte herkes işte onu herkesin aklında kalmıştır. Sizin bir anınız vardır mesela, aklınızda kalan anı. Herkesin vardır illaki. Ya da ne bileyim işte birisi birisinin kızını kaçırmıştır da yıllarca konuşulmuştur. Şimdi kimse hatırlamıyordur. Var mıdır böyle hikayeler? Anlatacağınız. Sen anlat. Tamam, anlat lütfen. Hatta teyze, sen de var. Anlat. Ayıp olmaz, biz bizeyiz. Hadi bilmiyorsun. Anlatın. Bir de eskiden olan biri askere gidiyormuş yavrum. Hani bir mani gibi dedim ya. Giderken gitmiş, yollamışlar bunu. Gittikten sonra kayınbabası gelin almış. Askerler bitirmiş, geri gelmiş. Geri gelmiş, bakmış ki kayınbabasının hanımı. Yolda demişler ki hanımını kayınbaba, babam aldı işte. Onu duyunca bu adam çocuk gelmiyor, yani şaşkına dönüyor. Bir bakıyor ki hanımı gelin, hamur yiyor. Bunu diyelim. Şimdi oğlan geline söylüyor, diyor ki çantanı sardın da asker mi sandın, çekilen bayrağı düğün mü sandın, askere gidelim ölür mü sandın, yavur baba nasıl oldun gelin diyor. Şimdi gelin başlıyor bu sefer. Kaleden kaleye atılamadım, terazim kırıldı da atılamadım. Kahirli kahirli söyleme asker, babayı elinden kurtulamadım. Çok tekrar oğlan ağlıyor. Ellerine baktım, elleri nazik, kollarına baktım, altın bilezik. Öpmeye kıymazdım, sevmeye yazık, yavur baba nasıl altın geliyor diye. Yerisi rüzgar. Bravo, bravo. Çok güzelmiş, çok güzel. Gelinler gidince oğlan öldü.
terbiyeli ettiniz. Gençlerimiz de akıllı, çok iyi şimdi zaman. Şimdi kaybobalar gelmiş. Şimdi bir çocuklu gelinler kalıyor, hiçbir kötülük olmuyor. Çok şükür, pislik de yok, öyle alan veren de yok. Evet, böyle kötülük oluyor. İşte bu malimde bu oğlum, başka bir şey. Şimdi bu kadar konuşulanlar boşa mı gitti? Yok yok hayır hayır. Hayır yok hayır. Hepsi alındı. Hepsi alındı. Bir tek ilk başta bir 5 dakikalık kısmı. O evet şey. Evet. Evet. Hangi zamanda çıkıyor bu? RT teyze şey Hatay. Bu bunun gibi şeyler eski hikayeler güzel. Başka aklınızda kalan geçmişten yok mudur teyzeciğim? Başka aklınızda kalan hikayeler. Size diyor geçmiş hikayelerin var mı eskiden? Sen de var mı söyle. Uzun ben rahatsızım pek anlatamıyorum çocuğum. Tamam. Çok güzel yazıyor. Neyse bu çok güzel anlatmış. Hadi evladı anlatsın bakalım. Bak şimdi gel buranın ismi, bayasının ismi ne lan? Eskiden payas olmuş, şimdi sinekler şeyden durulmaz. Merak edersiniz, niye payas olmuş? Niye olmuş? Eskiden bundan bir tek kronu varmış. Bir saniye. Bir tek kronu varmış. Eskiden bir tek kronu. Yani geçerler, bizim buradan da pay vermeyecek geçirmezlermiş. Onun için payas olmuş. Payas. Payas. Buradan her geçen kervan hayır bayarmış. Sınıra bir payaslarmış. Mutlaka yani ne görüyorsun? Kumaş olsun, gel neyse yani. Neyse. Her yılından buraya pay veriyor. Gelen geçen o bir şey hakkı anlatan bırakmazlar. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Peki bu kervanlar geçmeyi ne zaman bıraktılar? Onu bilemiyorum ki. O kadar eski mi? Yani. Yani ama ondan sonra tren yolu geldi. Ya tren yolu sonra tren yolu geldi zaten. Tren yolu geldi. Daha güzel oldu. Eskiden mesela atlarla gidilirmiş. Tabii tren yolu biz gördük. Tren yolu ama o kervan şeyini göremedik yani. Eskiden bu kalede hep balıkçılar vardı. Burada balık tuz şeylerlerdi. Bu yani kalemi düşünmüyorum. Balıkçı dedim bu kalede. Her çocuk balık. Burada yatanlar var. Balıkçılar. Bir şey daha mı dedi? Bindi mi bacım? Ne var? Böyle bir bacım. Böyle bir yerde yani. Ne var? Bitti mi bacım? Bitti mi? Bir şey daha anlatayım. Ben bana bir ben daha anladım. Şimdi uzun benim dedemin birisine çete başkanılarmış ya. Ona 2000 dönüm arazi vermiş o gün. 2000 dönüm ki çocuğuna yeter. Bu içermiş. Balık bilmiyorum üstüne buna. Evet. Yazın kenarında bunlar balık tutarmış, içki içermiş. Nerede içiyorlar satarlar. Zerhoş olunca senin tarlan mı yoksa hayalde dönüyor. İşte bizim aman büyüklerimiz bu çetelere çok mal veriyorlar. Bir de madalya vermişler. Payas geldin mi? Senin yerin mi yok? 100 dönüm sana. Dedem bu kadar malını bütün bağışlatmış. Bir de şimdi bir kaya bulmuşlar neresi diyese denizin. Oraya oturmuşlar, bir kopur ataş yapmışlar. Kebap yapılmış işte, balık pişirici, iç içi var. Bu ataş yanınca yerdeki tuzbağa yemiş. Çok büyük bir ev kadar, kaya kadar. O kımıldamaya başlamış. Büyük tuzbağa. Demişler ki eyvah zelzele oluyor, kaçak demişler. Ataş daha yanıyor geride. Şimdi bunlar şöyle çekilmiş, ona bakmışlarmış. Rızarkan belinin üstünde rızarkan ele ayağı derken dışarıya çıkmış. Hir, koca bir heybetli tuzbağ. Kuma kömürmüş. Ne bilsinler bunlar da tuzbağ yaptı. Onu kayanın üstüne ateş yaktık ben demişler. Şimdi sahilde bir tane tuzbağ heykeli var hala. O onlar eskiden var mıymış buralarda kaplumbağa? Siz hazırlıyor, gördünüz mü hiç? Şimdi bu kayanın deniz kaplumbağasına bakıyor. O deniz kaplumbağasına bakıyor. Bak, yukarı kaplumbağası o kadar büyük.
Peki, şimdi payası şeyini, kaderini değiştiren bir şey külliye, ikincisi istemir. Evet. İstemir hem sonra, buranın çekmesi nasıl değiştirir? Bilmiyormuş adam, ben sonra bu şuna getiriyorum. Ya demir çelikten sonra. Demir çelik gelmeseydi, payasa değişmeseydi. Doğal güzelliği çok güzeldi. Ama demir çelik gelince bozdu. İyi, spas, her şey oldu. Verimli şeyler, bahçeler verimsiz oldu. İlk turpanda fasulyeyi veren payasın fasulyeleri bitti. Çıkmıyor artık. Ondan sonra inciri meşhurdu. Temmuz'un 15'i olmadan payasın inciri olurdu. O kadar güzeldi. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey olmuyor. Havası şeyin zehirlenmesi şeyler güzel olmadı. Ben bir de şeyi anlatacağım size. 67, 68, 69 falan mezun olduk, geldik buraya. İlk öğretmenliğim sırasında idealim. Elimde mandolinim, kemanım, gidiyorum okula. Çocuklar etrafımda dönüyor. Kaybabama sormuş, kaybabam sormuş, nasıl demiş, kendinden memnun musunuz demiş velilere. Aman demişler, bula bula gittin de tın tıncım buldun demişler. Her gün okulda tın 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 şey çalıyor demişler. Geldim eve, kaybaba bir şey demiyor. Kızım dedi, sana bir şey diyeyim mi dedi. Ne dedi? Şu eline dedi, şu şeyi tın tın alıp da gitme dedi. Niye dedi, laf ediyorlar dedi. Kime dedim, böyle böyle etsinler dedim. Ondan sonra onu hiç unutmam. Bir de okula giderken yine patika dar yollar, ağaçların arasından koskocaman bir çiçek, böyle yüz, güya kendince makyaj yapmış. Sürmelenmiş falan, şöyle gözlerini kocaman kocaman etmiş. Nereye gidiyorsun kızım dedi, ama kadına baktım, ödüm şey, oraya pat diye düştüm, onu hiç unutmam. Kadın güya makyaj yapmış kendine göre. Bu öğretmen her gün yoldan geçiyor, şuna selam vereyim, beni görsün demiş. Oradan patıştım. Ondan sonra bir gözüm açtım, kadın vuruyor. Git dedim, git yanımdan git. Nasıl boyanmış? Yani o zamanki payasın makyajı, boyanması bu. Mandolinle tıntını demesi. Ondan sonra okulda çocuklara milli oyun öğretiyorum. Öğretmen durmadan oynuyor teneffüslerde. Bizden sonra artık değişti her şey. Bu değişen de demir çelik oldu. Demir çelik olunca nüfus gelişti. Nüfus gelişti, kalabalık oldu, okuyanı çoğaldı. O şekilde. Sist oldu. Sist oldu derler, ziyat. Namaz kılmazdı. Şimdi derler, balkona kahvaltıyı hazırladım. Hazırladım, üzerine bir bardak süt içeyim dedim. Sütü koydum, içeri geçtim, bir şey yapacağım. Geri çıktım ki bardaktaki sütüm üstü simsiyah. Kömür tozu. Yani öyle günler geçirdik biz. Şimdi tertemiz. Şükür, gitti onlar. Günlerimiz olmaya başladı kalabalık olunca. Gidiş gelişlerimiz daha çoğaldı. Önceden sosyal yaşantı falan yoktu. Bu sosyal yaşantı da Bekir Bey'den sonra daha arttı. Gezilerimiz oldu. Hanımları Bekir Bey bütün gezilere, Safranbolu olsun, Beypazarı olsun, her yerlere gezilere gönderdi bizleri. Yani büyük etkinlikler oldu. Antakya'ya kahvaltılara gitmeler oldu. Bu da başkanımız geldikten sonra oldu. Sanatçılar geldi. Eskiden hiçbir faaliyetimiz yoktu. Bir Ramazan bizim Bekir Bey başkanımız. Bir Ramazan burada sanatçılar, yemekler, iftar sofralarımız. Bu dükkanların hepsi doldu. Safranbolu'dan bütün insanlar buraya satış yapmaya geldiler. Takılar, tokalar, şunlar bunlar. Bir ay bizim dolu geçerdi. Biz bir de iki devlerimize giderdik. Bu da Bekir Bey'in sayesinde oldu. Çok güzel Ramazanlarımız geçerdi. O iftar sofraları bütün herkese halka çıktı yani. Her gün iftar yemeği, kapı kapı yoksullara iftar yemeği dağıtılır. Daha hala da devam ediyor yani o etkinliklerimiz. Yani sosyalleşmemiz Bekir Bey'den sonra oldu. Tabii. İlk yani başta kesinlikle öyle bir hiçbir şeyimiz yoktu. Eski Ramazanlar nasıldı ki? Daha da eski Ramazanlar. Hiçbir şey yoktu o zaman. Eski yani ben 83'ten beri buradayım. Bekir Bey gelene kadar eski başkanlar da oldu. Kesinlikle faaliyet yoktu. Ama Bekir Bey ne zaman başa geldi? Bütün faaliyetler, sanatçılar, şuraya gelmeyen sanatçı kalmadı. Yani ismini sayamam gelen sanatçılar. Ve o faaliyetlerimiz, o yazın turlarımız, bizim bütün bayanlar,
menzile gittik mesela, ne bileyim Adıyaman'a gittik, her yere nereye derseniz sağ olsun başkanımız ne desek kesinlikle itiraz etmezdi. Beypazarıymış, Safranbolu'ymuş, bütün oraları gezdik. Evet. Bugün biz 800 bin kişi götürdük. Kayaslı hanımları, sadece hanımları taşıdık yani. O yüzden bayağı değişme oldu başkanımızdan sonra. Ama önce Payas bir köydü yani. Bildiğiniz bir köydü. Peki, hepimiz hani burada belli bir yaştaki hanımlarız. Bizim belediyeden ya da başkanımızdan bir beklentimiz var mı? Memnun muyuz? Yine öncesiyle sonrasını kıyaslayacak olursak. Çok çok önemli. Şimdi çok farklı. Allah başımızdan eksik gitmesin. Allah'ın onu yüzüne versin tabii. Nasıl dedin? Biz başkanı ekleyebiliriz. Çok memnun oldum başkanım. Vallahi başkanım ekleyecek bir şey olmadı ki. Konuşmaların bitecek iyilikleri yok. Ya şu da olsa diyeceğimiz yok başkanımız tarafından. Kesinlikle. Yani ah başkanımız şunu da yapsa, şu faaliyette de olsa kesinlikle yoktur yani. Elinden geleni yapıyor. Her şeyi yapıyor. Bir kere deriz biz başkanımıza. İnanın ikinci demeyiz. Kesinlikle demeyiz. Tamam abla, tamam bacım, budur yani. Payası payas yap. Çalışmamız lazım ama. He? Bir şeylerin bir beklentinin olması lazım. Biz sürekli çalışalım. Tabii yine çalışırız. Çalışmalarımız devam. Hayır. Hiçbir şey yok mu? Cıdan bitirdim. Anlat. İstemiyoruz yani. Evet. Bir yıllara yani başkanımızın. Hayır şimdi başkanımızdan dedin ya Tuğba, ben o nedenle dedim yani. Başkanımız olabilir mi bizden, belediye geldi. Vallahi daha güzel şeyler isteriz tabii, şey istemeyelim. Ne dedin can? Eksik bir şey yok. Aynen. Başkanımıza buraya bir neşe verdin, bir samimiyet verdin, bir güvenç verdin, bir hak edilir verdin. Yani, başkan değil, halktan biri. Yapamayız yani. Halkla gidemeyiz yani. Daha yeni yıllara yani devamlı olmasını istedik. Başkan. Mümkün olsa da hiç seçimsiz devamlı nasıl. Hastane, evet bak hastane diyorlar. Teyze dört yola gitmekten bıktık. Hastane istiyoruz. O da işte büyük şehire bağlıyız. Evet. Ne giden geliyoruz. O başkanımızın elinde olan bir şey değil o. Evet. Yine büyük şehir yani. Büyük şehir ve aynen devlet. Tabii. Yani belediyenin olsa da. Belediyenin elinde olsa şimdi ya 10 kere buraya pastane yapılırdı yani. Yeri de hastane yapılmıştı başkanım. Yeri hazır, yeri alındı. Evet. Yani belediyenin üstüne düşen görevi tamamlandı ama işte ondan sonra artık biraz baskı yapıyoruz inşallah. İnşallah yavrum ya. Hastane çok güzel. Tuğba'm zaten tek eksiğimiz hastanemiz. Bizim şeyimiz, derdimiz o. Başka bir eksiğimiz de yani hemen hemen yok gibi bir şey. Özel araçlarımız Adana'ya hasta taşıyor. Peki kadınlar olarak Payas'ta nasıl bir etkinlik yapalım? Biz burayı sizinle birlikte nasıl kullanalım? Yazın değil. Mesela burada devamlı etkinlik olsun istiyoruz. Ne tip etkinlikler olsa daha çok ilginizi çeker? Evet. Yazın. Ne istersiniz? Gençler gittik. Havada böyle gençler gittik. Gençler gittik. Gençler yani sahilde olsun, bu kalede olsun, gençler de kalede olmasını tercih ederler. Herkes daha güzellesin, daha ilerlesin. Ne olsun? Kapılarımız olsun. Ne olsun? Eğlence olsun. Yeri gelir Kur'an okudunuz, yeri gelir eğlenir. Yeri gelir gelir bir kahve çay olur. Yani daha bir sabi bir hava olsun. Yani restoran gibi bir yer olsun. Allah öyle. Kadınlar da yapalım mı? Olabilir. Evet, bak, güzel. Evet. Hem de çok güzel olur. Bir şeyler evet. Kadınlar da bak orası çok güzel olur. Evet. Sabah kanda hamama çıkalım. Çok güzel olur. Hamama gidersiniz. Evet, orada çıkar. Ay benim çok severim. Ay sen hamama çıkalım. Evet. Filmleri gösterir. Evet, olabilir mi? Evet, tabii çok güzel olur. Payas'ta eskiden yazlı sinema var mıydı? Var. Hatırlıyor musunuz orada? Hani hikayeleriniz var mı orasıyla alakalı aklınızda kalan? Hocam sizin
Çok hikayeniz vardır o kadar öğrencilerle birlikte geçirdiğiniz zaman. Orada sinemada bir. Geleni gideni olmuştur. Tabii vardı ama hani erkekler ayrı giderdi, kadınlar ayrı giderdi. Bizim pek sinemayla şeyimiz olmazdı, işimiz. Ben de zevk almazdım, gitmezdim öyle olunca. Zaten de çok da uzun sürmedi, yani uzun da şey yapmadı, kapandı. Kapandı. Zor diyor, ben genel olarak sordum. Mesela başka, aklınızda kalan başka öğrencileriniz var mı? Daha sonradan başka işler yapmıştır, onların çocukluğunu hatırladınız. Payas'tan çıkan. Şey, Oğuzlardan öğrencim vardı, Gökhan Oğuz. Oğlum asker oldu. Şeye, Diyarbakır'a gitti. Orada soyadını duyunca hemen çağırtırmış. Gel buraya demiş, gitmiş. Tabii oğlum tanımıyor. Sen beni demiş, tanıyor musun demiş. Yok demiş, tanımıyorum. Ben demiş, Oğuzların oğluyum demiş, Gökhan demiş. Annen ise benim öğretmenim demiş. O arada telefon açtı bana. Şey dedi, öğretmenim dedi, söyle bakalım dedi, yanında kim var biliyor musun dedi. Kim var Gökhan dedi, oğlum var dedi. İste benden bir şey iste dedi. Bayramdan iki gün önce. Gökhan dedim, oğlum istiyorum bayram için dedim, derhal dedi. Hemen gönderiyorum dedi. O bayramdan bir gün önce oğlum geldi, o benim için unutulmaz bir şey oldu. Sonradan da yavrum şehit oldu Gökhan. Onu hiç unutmam ve aklımdan hiç çıkmaz. Onun gözleri falan hiç aklımdan çıkmaz. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Yemekleri anlattık, gelin olmaları da anlattık, yaşantıyı da anlattık, eskisini, yenisini bilmiyorum. Bir yazın ne yapacağımız plan yapacağız? Var bir açık hava sineması, evet, kadınlar başka ne olabilir acaba? Çok şey olunca da bir yardım olsa da hasta hanem olunca, şüpheler olunca Burada. Kadınlar günü gerçekten güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur, evet. Haftada veya 15 günde bir gün çok güzel olur. Peki öyle bir şey düzenlesek herkes bir şey yapıp getirir. Tabii getirir herkes neler yapar. Başlarız öyle. Bir daha sana çıkacağız. Gelen sanatçıya giriş bileti olur. Ondan alınan para sanatçıya verilir. Yani tabii. Belediye olmaz. Doğru, belediye. Herkes belediyeni getirir. Herkes bir çeşit bir şey yapsa dünyalar olur. Çok teşekkür ediyorum.